Şimdi az önce de söyledik, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da eylemler yayılıyor. Kayyum atanmasına karşı Avrupa Ali Birlikleri Konfederasyonu Türk konsoslukları önünde bir siyah çelenk ile protesto eylemi düzenleyecekler. Şimdi Genel Başkan Hüseyin Mat hattımızda. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi tabii 3 gün geçti. Pazartesiden beridir bu gündemi konuşuyoruz ana gündem olarak. Bir kere siz de Cuma günü bir eylem kararı aldınız. Burada hemen tekrar hatırlatalım. Cuma günü saat 11'de siyah çelenklerle konsolosluklar önünde bir protesto eylemi gerçekleştireceksiniz. Halkın iradesini haramilere teslim etmeyeceğiz başlığıyla yapacaksınız bunu. Burada özellikle hedefiniz ne? Türk konsoloslukları önünde olacaksınız. Yani özellikle kimlerin bu konuda bir faaliyete geçmesini, bir harekete geçmesini bekliyorsunuz? Ne talep edeceksiniz? Yani şimdi Türkiye'de bu kayyumlarla birlikte gördük ki faşizmin kendisini her alanda daha şiddetli şekilde dayatır hale geldi. Buna sessiz kalmak, duyarsız kalmak, tepki vermemek faşizmi onaylamaktır, güçlenmesine katkı sunmaktır. Buna sessiz kalmak mümkün değildir. Bu bağlamda Avrupa Alevi Hareketi Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden, sonuçta Türkiye'li bir kurum, bir örgüt, Türkiye'den buraya gelen insanların kurmuş olduğu bir örgütlenme. Bu bağlamda Türkiye'deki bütün gelişmeler de üyelerimizi yakından takip etmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmamak, bu antidemokratik uygulamaları sonlandırmak adına ya da bu faşizmi geri püskürtmek, durdurmak karşısında duyarlı insanlarla birlikte hareket edebilmek bizim de görevlerimizin içerisinde yer alıyor. Bu bağlamda Avrupa'da kamuoyu oluşturmak, Avrupa'da bu uygulanan faşizmin Avrupalı halklara anlatabilmek ve Türkiye'deki gelişmelerin ne kadar vahim olduğunu, daha ciddi Türkiye'de sorunlara neden olabileceğini anlatabilmek adına, kamuoyu oluşturmak adına biz Avrupa'da bulunan bütün ülkelerde diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte bütün canlarımızla, dostlarımızla birlikte bütün konsoloslukların önünde basın açıklaması yaparak bu son atanan kayyumlarla birlikte son yıllarda yapılan antidemokratik uygulamaları bir kez daha protesto edeceğiz. Zaten son 5 yıldır, 6 yıldır hemen hemen birçok meseleden dolayı sokağa çıkarak itirazlarımızı dile getirdik. Tepkimizi ortaya koyduk. Bu kayyumlarla birlikte tekrar sokağa çıkacağız. Tekrar Türk konsolosluğunun önüne gideceğiz. Siyah çelenk bırakacağız ve bunu asla kabul etmeyeceğimizi, asla haramzedelere bu ülkeyi, Türkiye'yi teslim etmeyeceğimizi bir kez daha altını kalın kalemlerle çizerek ifade edeceğiz. Evet. Tekrarlayacağız. Şunu soracağım. Şimdi az önce örneğin sosyal medya hesabından paylaşmış İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn burada HDP'ye yönelik bu uygulamayı, kayyumların atanmasını protesto eden bir tweet paylaşmış. Örneğin Almanya'da herhangi parlamenter ya da orada yetkili kurumlardan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama var mı? Açıklama yapması gerektiğini düşündüğünüz isimler var mı? Özellikle neler söylemek istersiniz? Yani Almanya'daki siyasi partilerden tepkiler var. Bunu kamuoyuyla paylaştılar. Özellikle Türkiye kökenli Almanya'da yerel parlamentolar olsun ya da federal parlamentodaki milletvekiller olsun. Bu arkadaşlarımız da, milletvekillerimiz de tepkilerini dile getirdiler. Yani sonuçta bu mesele sadece Türkiye'de yaşayan Türkiyelilerin meselesi değil. Bu Avrupa'nın, dünyanın bir meselesi. Türkiye'de oluşacak bir olumsuzluğun Avrupa'ya faturasının ne olabileceğini dünden baktığımızda, Suriye'deki meseleye baktığımızda çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. O anlamda Türkiye'nin siyasi çıkmazlığı, Türkiye'deki bu antidemokratik uygulamaların, yaptırımların faturasını sadece Türkiye halkları ödemeyecek. Bunu Avrupa da ödeyecek. Avrupa'ya da bir bedeli olacak. O anlamıyla da Avrupalılar özellikle basında ciddi bir şekilde yer aldığını görebiliyoruz. Bu sevindirici. Ama sonuçta daha efektif adımlar atmasını bekliyoruz. Bu konuda girişimlerimiz var. Görüşüyoruz. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Avrupalılar bu konuda Türkiye'nin özellikle de son 5 yıldır Erdoğan ve AKP'nin politikaları ile birlikte Erdoğan'ın ve AKP'nin ne olduğunu, gizli ajansasının ortaya çıkması, teşhir edilmesiyle birlikte
çok iyi görüyorlar. Tabii siyasi partiler, devletlerin özel çıkarları, özel acentaları söz konusu olunca istediğimiz bazen istenilen sonuçları da alamadığımızı da kabul etmek gerekiyor. Ama evet, buna rağmen bizim sivil toplum kuruluşları olarak bu devletlerin çıkarlarının da üstesine çıkabilecek, insani değerlere sahip çıkacak, evrensel insan haklarına sahip çıkabilecek uygulamaların Türkiye'de hayata geçmesi konusunda devletlerin kendi çıkarlarını bir tarafa bırakıp insanların hak ve hukuklarına sahip çıkabileceği, ki Avrupa'nın da en büyük vurgu yaptığı adalettir, hukuktur, eşitliktir, özgürlüktür, barıştır. O zaman bundan yana da tavır koymalarını beklemek lazım. Biz de bunu zorlamaya çalışıyoruz. Peki, evet. Az bir zamanımız kaldı. Bir soruyu daha soracağım. Bugün örneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması tartışmalıydı. Farklı kesimler arasında. Örneğin o şunu söyledi. Kayyumlarla ilgili bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz yanıtını verdi. Ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili? Neler yani söylemek istersiniz? Yani yerel seçimlerde ve parlamenter seçimlerinde ortaya koymuş olduğu performanstan dolayı Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulduk ama bu çıkışlarının da son derece yanlış olduğunu söylemek lazım. Yani kayyum atanmış, belediye başkanlarının görevi elinden alınmış, yani bugün sokağa çıkıp itiraz etmeyecekseniz, bugün tepki koymayacaksanız ne zaman tepki koyacaksınız? HDP'nin eş başkanları tutuklandığındaki o tutuklanmalara neden olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında evet deyip HDP'nin milletvekillerini içeri alınmasına neden olan, daha sonra kendi milletvekillerine dokununca hemen adalet yürüyüşünü yapan bir genel başkanın şunu da iyi görmesi lazım. Milletvekillerine dokunulduğu gibi HDP'nin belediye başkanlarına dokunulduğu gibi CHP'nin de belediye başkanlarına dokunulabileceğini bugünden görmesi lazım. Yani AKP'nin kanalları tıkandı. Ekonomik kriz yaşıyorlar. Kaynakları istediği gibi kullandıkları büyük belediyeleri, metropolleri kaybettiler. Merkezden para aktaracak, büyük şehirlerden tekrar o kaynakları kendi hanelerine yazabilecek alternatifler arıyorlar. Bu da çok yakın, en uygun olan, kendilerine göre en uygun olan HDP'nin büyükşehir belediyeleri. Oraya bir müdahale var. Ama buna CHP ses çıkartmazsa, daha yüksek perdeden itirazını ortaya koymaz ise, buna bu itirazı sokağa taşıyamazsa, evet, yarın bu CHP'nin belediyelerine de gelecek. Bunu da söylemek lazım. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyoruz. Evet. Doğru olmadığını söylemek istiyoruz. Peki, Cuma günü saat 11'de tüm Avrupa'da mı? Nerelerde olacak? Bir daha bir duyurusunu. Yani Avrupa'da değişik ülkeler, ülke federasyonlarımız zaten kendi eylem yöntemlerini, tarzlarını, biçimlerini kendi tabanlarıyla paylaşıyorlar. İnternetlerden bu bilgileri alabilirler. Özellikle Almanya'da biz yarın bütün konsoloslukların önünde saat 11'de eylem yapacağız, protesto edeceğiz. Bütün canlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı bu mitinge davet ediyor. Bu protestoya yarın dediniz ama Cuma günü olacak. Cuma günü. Cuma günü saat 11'de Türk konsoloslukların önünde biz hazır olacağız. Bütün dostlarımızı da bekliyoruz. Peki. Çok çok teşekkürler Hüseyin Mert. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. ABK Genel Başkanı Hüseyin Matlı'yı değerlendirdik. Bugünlük ana haberden bu kadar.